28 Haziran 4 Temmuz. Değerli boğa burçları nasılsınız? Umarım her şey güzel ve keyiftedir. Umutlar, ışıklar sizinle aydınlansın istiyorum. Evet, iş konularınızla alakalı yaşayacağınız alanlarda çok yoğun evraklar, dosyalar, kontroller, girişler ve devamlı toplantı içerisinde olacağınız bir hafta. Hatta yer değişimleri ya da bulunduğunuz alanın yeniden şekillendirme dediğimiz noktalarımız var. Bunlarla ilgili bu 20-25 gün çok stresli geçecek ama bu değişim sırasında yerinizde beklediğiniz konumla ilgili büyük bir rahatlık ya da istediğiniz kapılarla ilgili çözülmeyen noktalarda aydınlanma yaşayacaksınız. Rahat olun değerli boğa burçları. Değerli boğalar, uzun süredir aynı noktadaysanız ve haklarımı alamıyorum ve ben artık bunaldım diyorsanız güzel fırsatlar var, değerlendirebilirsiniz. Ama emeğim ziyan oluyor ve artık insanlar beni görsün diyorsanız biraz daha sabırlı olmanız lazım haklarınız için diyorum. İş probleminiz uzun süredir devam ediyorsa bu bunlarla ilgili tekrar işinize geri alınmanızı istiyorsanız alternatif bir nokta bekleyin. Çünkü bu noktayla ilgili mahkeme, yasa size doğru geri dönüş yapmadı. Yeni bir iş araştırmak sizin için hayırlı olacak diyorum. Devlet, büyük kurumsal ya da farklı büyük kurumsal alanlarda çalışanlar için yurt dışı ya da şehir dışı ile ilgili hani yönlü bölge müdür yardımcısıysanız bölge müdürü ya da yeriniz İstanbul'da ise Ankara'ya mecburen gitmeniz gereken görevleriniz olacak. Bu dönem özellikle Temmuz sonuna kadar devamlı hareketli yoğun yolculuklarınız, yurt dışı ile ilgili iş anlaşmalarınız, yeni bağdaş kuracağınız projelerimiz çok ön planda. Yani bulunduğunuz işinizle alakalı size sunulacak fırsatlar. Finans, muhasebe ya da satış ya da emlakçıysanız bile bu ara işlerinizde büyük bir hareketlenme, kendinizi daha güvende hissedeceğiniz, parayla alakalı korkularınızı yavaş yavaş sağlamlaştıracağınız bir döngüye gireceksiniz. Panik yapmanızı istemiyorum. Ama kendi işinizi kuruyorsanız ve işinizle ilgili para sorunlarınız varsa 14 Temmuz sonrası işinizde büyük bir risk artımı, parayla ilgili yaşadığınız kaosların geride kalması, maddi olarak rahatlama. Değerli boğalar, bu hafta çok şanslısınız para konusunda ama gereksiz harcamalar yaşayacağınız için riske girebilirsiniz. Lütfen harcamalarınızı, lütfen finansınızı kontrol edin. Bu ara sizde ayakkabı, kıyafet, pantolon, eşortman, ne kadar takıntı varsa takı, tasarım, saat ya bu tarz meraklarınız söz konusu olacak. Bu dönem bu tarz şeyleri çok merak sarıp farkında olmayarak kredi kartınıza kendinizi borca sokabilirsiniz. Dikkat diyorum. Özellikle de ortaklı işlerle ilgili yaşadığınız bazı kaoslarda anlaşma, yenilik ve yeni nokta mı? Eninde sonunda ortağınızdan ayrılacaksınız. Aile yüzünden bazı borçlardan dolayı idare etmeye çalıştığınız gözüküyor. Bir sene daha sabırlı olun. Kendi sisteminizi oturtacaksınız diyorum değerli boğa burçlarım. Sağlık olarak bağırsak enfeksiyonlarınız, ince bağırsaklarınız ve asit probleminiz ve mideyle alakalı yanmalarınız olabilir. İhmal etmeyin diyorum. İş mahkemeniz varsa ertelenecek ama sonunda hak sizin olacak. Yeni bir iş beklentiniz varsa çağrılacaksınız ama heyecan yapabilirsiniz ama o iş kapısı sizin için hayırlı gözüküyor. Devletle ilgili beklediğiniz iş kapınız varsa bir erkeğin desteğiyle olumlu ama Eylül ayında olumlu olacak. Yani diyaloglar sizin etrafınızda dönecek. Olumlu ve hayırlı olacak ama panik yapmanızı istemiyorum. Sevgilinizle tartışabilirsiniz, sebepsiz kavga edebilirsiniz, birkaç gün kırgın olabilirsiniz ama sonrasında ilişkiniz tekrar toparlanacak diyorum. Hiç sevgilisi olmayan boğa burçlarına şunu demek istiyorum. Bu ara flörtöz ruhunuz, enerjiniz dışarıda fingir fingir olacak ama yanlış kalbe dokunduğunuz için acı çeken sizsiniz. Bu ara fingirdeşmeyi bırak, işine gücüne özen gösterirsen sevinirim. Evli olan boğa burçlarına ayrılık konuları gündemde ama iki tarafında cesareti yok. Mal bölüşmesin diye devamlı kavga çıkartıyorsunuz. Bence artık bu ilişki çocuklara, size ve çevrenize zarar veriyor. Mantık doğrultusunda hareket edin istiyorum. Evliliği çok iyi giden özellikle kız çocukları olan boğa burçlarında yeni bir ev alma, yeni taşınma ya da bir araç araştırma gündemi olacak ve hayırlı olacak. Ailenize ait bazı toprak, mal konuları ile ilgili de ailenize vereceğiniz destek memnuniyet evresi ama sizde de yakın çevreyle alakalı yaşayacağınız sorunlar artabilir. Bu iş çevreniz olabilir, yakın dostlarınız, yakın iş arkadaşlarınız. Bu ara dilinizi tutun, kimseye sır vermeyin istiyorum. Evet, hiç sevgilisi olmayanlara fingirdeşme ama zarar verebilir diyorum. Evli olanlara dikkat edeceksiniz. Ve şöyle bir durum var. Uzun süredir beklediğiniz biri varsa
haber gelir ama sizi tatmin etmeyen bir haber olabilir, canınızı sıkabilir. Bir de uzun süredir ortaklı mallarla alakalı haksızlığa uğrayabilirsiniz. Bunlarla ilgili avukat çözüp bunları doğru noktada belirlememiz lazım. Bu hafta elektronik eşyalarınız, bilgisayarınız, cep telefonunuzda bozulma söz konusu. Fırınınız bile bozulabilir. Dikkat diyorum. Evde elektrikle alakalı sorunlar yaşanabilir. Dikkat, uyarıyorum. Evet, sizin de 2-3 günlük bir seyahatiniz var ve bu seyahat sizi çok mutlu edecek. Enerjinizi toparlayacak. Bir de master düşüncesi olan bazı boğa burçlarında evet güzel fırsatlar var. Bu fırsatları değerlendirdiğinizde Eylül-Ekim bu kapılarınızın hayırlı olacağını söyleyebilirim. Bu ara çocuklarınızla çok bağırıyor olabilirsiniz. Anne babalara sesleniyorum ya da kardeşlere. Lütfen çocuklarınıza bağırarak konuşmayın. Onlar bizim gelecek nesillerimiz. Onlara güzellikler öğretin diyorum. Sevgi ve umutla kalın. Allah'a emanet olun.